Herkese selamlar arkadaşlar. Galatasaray'da Cagney endişesi. Galatasaray'da sezon başında Belçika Ligi takımlarından Kulüp Brugge'ye kiralanan Senegalli golcü Mbaye Cagney endişesi yaşanıyor. Brugge'da kalırsa forma giymesi zor. Yıldız futbolcunun sarı kırmızıya dönmesi için tek şart var. İşte detaylar. Sezon başında Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'ya 3 yıllık 25 milyon euro yatırım yapan Galatasaray transferin son günü Mbaye Diagne'yi Kulüp Brugge kiralamıştı. Belçika Ligi'nde piyasa yapması beklenen Senegalli golcü beklentilerin aksine dibe vurdu ve kadro dışı bırakıldı. Sabahta gelen havaya göre Kulüp Brugge 28 yaşındaki sorunlu forveti geri göndermek istiyor. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray ise teknik direktör Fatih Terim ikinci yarı planlarını Diagne'siz yapıyor. Sarı Kırmızı yönetimde bonservisine 10 artı 3 milyon euro ödediği oyuncu için çözüm yolu arıyor. UEFA'ya bağlı organizasyonlarda bir sezonda 3 takımda formaya giymeye izin verilmediği için Diagne'ye kıta dışında yani Suudi Arabistan veya Çin'den kulüp aranıyor. Yöneticiler Kulüp Brugge'de kalırsa 5 ay daha oynamayacak. O zaman yazın bu oyuncuyu nasıl satacağız diyerek endişelerini dile getiriyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Rumen futbolcu Florin Andone sağlık testlerini geçemezse Cagney'e dönüş yolu açılacak. Siz Cagney'i takımda görmek ister misiniz? Görüşmeler başladı. Galatasaray'a Brezilyalı stoper. Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Yese Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Christian Duyundama'nın yerine stoper araçlarını sürdürüyor. Roma'nın Mert Çetin için yüksek bonservis istemesi ve Murillo'nun Celta Vigo anlaşmak üzere olması üzerine Cimbom, Brezilyalı stoper için görüşmelere başladı. Öncelikle yerli olması nedeniyle Mert Çetin isteyen Sarı Kırmızılar, Avrupa Şampiyonası öncesi form tutmak isteyen oyuncunun gelmek istemesine karşın Roma engeline takıldı. İtalyanlar 6 ay için 1 milyon euro gibi yüksek bir kiralama bedeli isteyince görüşmeler tıkandı. Milli oyuncunun bu duruma oldukça üzüldüğü ifade edildi. Galatasaray'a ikinci derbi için Jason Murillo'dan geldi. Radamel Falcao'nun etkisiyle Galatasaray'a gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan Kolombiyalı oyuncunun Celta Vigo ile anlaştığı haberleri şok etkisi yarattı. İtalyan basını başarılı oyuncunun Sampdoria'dan ayrılmak istediğini ancak Galatasaray yerine Celta Vigo'ya gideceği öne sürüldü. Bunun üzerine Luyendama'nın yerine sol ayaklı stoper arayışlarına sürdüren Galatasaray, Juan Jesus'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. Hatta Galatasaraylı bir yöneticinin hem Enzonzi hem de Jesus'un durumunu görüşmek için Roma'da olduğu bildirildi. Roma'da süre bulamayan ve forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen 28 yaşındaki Juan Jesus'u Galatasaray'a kadar Fiorentina'da istiyor. İki takımdan da ciddi bir rekabetin yaşandığı belirtiliyor. Roma formasıyla şimdiye kadar 90 maça çıkan Jesus bir gol atıp bir asist yaptı. Bu sezon ise sadece 4 maçta şans buldu. Galatasaray hedef stoperi transfer ettiği için bu hafta bitirmek istiyor. Birinci öncelik Roma ile görüşmesi devam eden Juan Jesus. Jesus'un alternatifi ise yabancı sıkıntısı yüzünden Basel'de forma giyen başka bir Türk stoper Eray Cömert. İki oyuncudan hafta sonuna kadar bekleyen cevap gelmezse bu kez rota yeniden aylaylara dönecek. Siz hangi stoperi istersiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Hep birlikte tartışalım.